Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda mikro işlemcileri, yani diğer adıyla işlemcileri anlatacağız. Bilgisayar teknolojisi dünyanın en hızlı gelişen teknolojilerinden biridir. Bu gelişim içerisinde bilgisayar donanım parçaları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Yani bilinmesi lazımdır. İşlemcilerle ilgili her türlü bilgi CPU'nun değişen ve gelişen yapısından dolayı anlatılmamaktadır. Günümüz teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte hem işlemcilerin var olan özellikleri değişmekte hem de işlemcilere farklı özellikler eklenmektedir. Bundan dolayı işlemci teknolojisindeki değişimleri sürekli takip etmelisiniz. İşlemciler. İşlemci CPU Central Processing Unit. Türkçe açıklamasıyla merkezi işlem birimi bilgisayarların beyni olarak da tanımlanır. Bu tanımlama işlemcinin önemini belirtmek için söylenir. Bugün piyasada çeşitli işlemciler bulunmaktadır. Aslında işlemciler sadece bilgisayarlarda bulunan bir donanım değildir. Bilgisayarların yanında tüm elektronik sistemlerde de bulunur. Örneğin otomatik çamaşır makinesi, otomatik bulaşık makinesi, fabrikalardaki otomatik cihazlar, televizyonlar ve telefon gibi cihazlarda da işlemci vardır. İlk işlemci 1971 yılında yüzlerce transistörün silikonlu bir çip üzerine yerleştirilip ilk tek yongalı işlemci üretildi. Bu işlemci saat hızı 740 kHz, veri yolu 4 bit, komutları 8 bit uzunluğundadır. Transistör sayısı 2300, pin sayısı 16, program hafızası 4 KB. Adreslenebilir hafızası 640 byte'tır. İlk işlemci donanım dünyasında yeni bir devrim başlangıcı oldu. İşlemci, bilgisayar birimlerinin çalışmasını ve aradaki veri akışını kontrol eden elektronik aygıttır diyebiliriz. Aslında bir cihazın temel bileşeni ve beynidir de demek yanlış olmaz. İşlemcinin kelime açılımına baktığımız zaman Central Processing Unit anlamına gelmektedir ve Türkçesiyle de merkezi işlem birimi anlamına geliyor. Fakat Türkçemize işlemci olarak yerleşmiş ve bu kelime artık işlemci olarak da sıkça kullanılıyor. İşlemci temelde çalıştırılmakta olan yazılımın içinde bulunan komutları işler. Bilgisayarda yapılan her işlem, işlemci tarafından işlenir ve denetlenir. İşlemcilerde bulunan çekirdek sayısı ve işlemci hızı birbiriyle doğru orantılıdır. Aslında kullandığınız işlemci içerisindeki çekirdek sayınız ne kadar fazlaysa o kadar fazla veri işleme gücüne sahipsiniz de diyebiliriz. İşlemcilerin çalışma hızları tamamen üretim teknolojisine ve tasarımına göre değişmektedir. İşlemcilerin hız birimini ifade etmek için ise Hertz, Gigahertz ve Megahertz saat frekansı birimleri kullanılmaktadır. Gigahertz, işlemcilerin hızlarını ve işleme kapasitelerini anlayabilmemizi sağlayan en önemli metriktir. Gigahertz, bir işlemcinin saniyede gerçekleştirebileceği maksimum işlem sayısını belirtmek için kullanılır. Bir işlemcinin yaptığı her bir işlem 1 Hertz olarak kabul edilir ve eğer 5 GHz'lik bir işlemciye sahipseniz saniyede 50 milyar işlem gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olduğunuz anlamına gelmektedir. Yani bunu kısaca hesaplamak gerekirse 1 GHz eşittir 10 üzeri 9 Hertz anlamına gelmektedir. Daha önce işlemciler tek çekirdekli bir yapıyla karşımıza çıkmıştı. İlk işlemciler, mikro işlemciler her zaman tek çekirdekliydi fakat şu an dual core, quad core ve octa core gibi farklı çekirdeklerle karşımıza çıkan işlemciler bulunuyor ve bu işlemciler aslında bizim çalışma hızlarımızı, verimimizi her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Olayı çok basitçe anlatmak gerekirse eğer bir çekirdekli bir işlemciye sahipseniz ve bir işleminiz varsa tek bir kişi o işlemi yapması gerekiyor. Fakat iki çekirdekli bir işlemciye sahipseniz iki kişinin aynı anda çalışarak bir işlemi gerçekleştirdiğini düşünün. Zamandan tasarrufu ve hızın nasıl olacağını kafanızda oluşturmaya çalışın derim. Yani kısacası işlemcilerin temel çalışma mantığı oldukça basit. Biraz da işlemci mimarilerine bakalım istiyorum. Temelde işlemciler 32 bit ve 64 bit mimarilerle ikiye ayrılıyor ve işletim sistemlerinde de biz bu işlemci mimarilerinin yapılarına göre uygun işletim sisteminin 32 bit veya 64 bit olup olmadığını görüyoruz. 32 bit işlemciler genellikle tek çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıkmıştı. 64 bit işlemciler ise çoklu çekirdekle karşımıza çıkıyorlar ve bu süreçteki ayırt edici en önemli özellik saniye başına yapabildikleri hesaplama sayıları oluyor. Kısaca bu çalışma sürecini anlatmak gerekirse 32 bit işlemcilerde gönderilen verinin boyutu 32 bit uzunluğundaydı ve işletim sistemi bir veri işlemek için işlemciye komutu göndererek çalışıyordu.
İşlemci bunu ilk önce kendi içindeki ön belleğine gönderiyor ve sonrasında da mantıksal birimleri tarafından işlemeye çalışıyor. 64 bit işlemci tarafında da aslında temelde mantık aynı, fakat arada işlem süreci ve verim hızı değişkenlik göstermekte. OS2 bit ve 64 bit mimarilerinin aralarındaki farklardan bir diğeri ise destekleyebildikleri maksimum RAM miktardır. OS2 bit işlemciler maksimum 4 GB RAM'e kadar destek verebiliyorken, 64 bit işlemcilerin günümüzde destek verebildiği maksimum RAM kapasitesi 8 TB civarında. Günümüzde işlemci denildiği zaman aklımıza ilk gelen şey aslında donanımlarımız içerisinde bulunan anakartın üzerine yerleştirilmiş kare şeklinde olan çip. Fakat biraz da mobil taraftaki işlemcilerden bahsedelim istiyorum. Mobil cihaz işlemcileri System on Chip şeklinde adlandırılarak farklı bir çip sistemi barındırıyor. Bu çip sistemi içerisinde ekran kartı, RAM ve işlemci gibi tüm temel telefon bileşenleri System on Chip üzerinde bulunuyor diyebiliriz. Buna da Türkçe adıyla Yonga City diyoruz genellikle. Aslında bağdaştırmak gerekirse telefonlardaki işlemciler biraz daha anakart görevi alıyor ve anakarttaki tüm bileşenleri telefonlar üzerinde işlemciler taşıyor. İşlemcinizi nasıl anakartınıza monte edeceğinizi göstereceğim. İlk olarak isterseniz işlemcimizi kutusundan bir çıkartalım. İşlemcimizin burada ilk olarak soğutucusunu görüyorsunuz. Intel'in bizlere sunmuş olduğu stok soğutucuyu görüyoruz. Akabinde burada da işlemcimizi kendisini görüyoruz. Core i3 3225 işlemcimizi ve beraberinde gelen Intel'in stok soğutucusunu kutusundan çıkardık. Şimdi isterseniz işlemcimizi LG1155 olan soketimize takalım. Anakartımızın soket ayağını çıkartıyoruz ve kaldırıyoruz görmüş olduğunuz üzere. Akabinde buradaki metal kısmı da yukarıya doğru kaldırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere işlemci soketi artık karşımızda. Şimdi işlemcimizi kutumuzdan çıkartıyoruz. İşlemciye monte ederken dikkat etmeniz gereken nokta şu. Buradaki metal plakanın üzerinde bir ok işareti var. Görmüş olduğunuz üzere sol alt kısımda bir ok işareti mevcut. Bu şekilde görebilirsiniz ok işaretini. İşlemcinin üzerine de benzer şekilde aynı konumda bir ok işareti mevcut. Bu iki ok işareti birbirine eşit olduğu zaman işlemciyi rahatlıkla monte edebilirsiniz. Plakayı kaldırıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere ok işaretini sol alta gelecek şekilde monte ediyorum. İşlemciyi bıraktığınızda zaten işlemci yuvaya yerleşecektir. Şu anda işlemci yuvaya yerleşti. Sağa sola veya ileriye geriye hareket ettirdiğinizde işlemci yuvadan çıkmıyorsa sorunsuz bir şekilde monte edilmiş demektir. Şimdi kapağı kapatabilirsiniz. Ardından buradaki ayağı indirmeniz gerekmekte. Ayağı indirirken biraz zorlanabilirsiniz. Zira işlemci artık yuvada ve soketin üzerindeki bacaklar işlemcinin yüzeyiyle temas edecek. Bu esnada duyacağınız sesler de gayet normaldir. Ve görmüş olduğunuz üzere işlemcimizi anakartımıza taktık. Şimdi isterseniz soğutucuyu takalım. Soğutucu olarak Intel'in stok soğutucusunu kullanacağız. Soğutucuyu hangi yöne doğru monte ettiğinizin pek bir önemi yok. Dikkat etmeniz gereken nokta buradaki plastik vidaların anakartın üzerindeki yuvalara tam olarak oturması. Normal bir şekilde bırakın soğutucuyu. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Soğutucunun kendi içerisinde bir termal macunu var. Eğer ekstra termal macunu uygulamak isterseniz soğutucuyu söküp uygulayabilirsiniz. Örneğin ben burada biraz termal macun uygulayabilirim. Termal macun uygularken en önemli noktalardan bir tanesi macunu uyguladıktan sonra macunu eşit bir şekilde dağıtmaktır. Bunu soğutucu yüzeyiyle de yapabilirsiniz isterseniz. Örneğin soğutucuyu koyarsanız ve bu şekilde oynatarak macunun dağılmasını sağlayabilirsiniz. Soğutucunun yüzeyinde zaten halihazırda biraz termal macun olduğundan dolayı bu şekilde monte etmenizde herhangi bir sakınca yok. Macun tabakasının mümkün olduğu kadar ince olması gerekiyor. Kalın olması ısıtmayı engelleyecektir, sorun yaratabilir. Soğutucuyu yerleştirdikten sonra yapmanız gereken plastik vidaları artık sıkıştırmak. İsterseniz anakartın altına elinizi destekleyin ve akabinde vidaları teker teker sıkıştırmaya başlayın. Bu sesi duyduğunuzda vida yerine oturmuş demektir. Benzer şekilde çapraz bir şekilde sıkıştırırsanız daha iyi olacaktır. Bütün vidaları sıkıştırdığınızda işlemci soğutucusu artık
inanılmaz stabil bir hal almış olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere oynattığım zaman anakart bile yerinden oynuyor. Şimdi isterseniz işlemci soğutucusunun güç balansını yapalım. İşlemciye yakın bir yerde üzerinde CPU fan yazan fan balansını göreceksiniz. İşlemcinin fan kablosunu buraya bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kablo balansını gerçekleştirdik. İsterseniz kabloyu biraz dolandırabilirsiniz. Örneğin şuradan aradan sokabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kablo yönetimi isteğe bağlı olarak yapılabilir. Bu şekilde örneğin ben biraz gizliyorum kabloyu. Dediğimiz gibi bu tamamen size kalmış. Bunu yaparken fanın dönerken kabloyu sürtmediğinden emin olmanızda fayda var. İşte bu şekilde işlemcinizi ve soğutucunuzu anakartınıza monte edebilirsiniz. 21 yılı Ocak ayı itibariyle alabileceğiniz fiyat performans işlemcilerden söz edeceğim bugün. 3 ana grupta inceleyeceğiz işlemcileri. Düşük, orta ve yüksek bütçeli arkadaşlar için önerilerim olacak. Dilerseniz başlayalım. Düşük bütçede en fazla performans elde edebileceğiniz işlemcileri sizler için seçtim arkadaşlar. İlk işlemcimiz Ryzen 3 3100. Şu anki kurla birlikte fiyatı 1050 Türk Lirası civarında olan işlemcimiz özellikle oyun odaklı sistem toplamak isteyenlerin düşünmesi gereken bir işlemci. 7 nanometre transistör üretimi, 3.6 GHz stok, 3.9 GHz ise turbo hıza sahip olan işlemcimiz tek çekirdek performans olarak Ryzen 5 2600'den daha yüksek bir değer elde ediyor. Bu nedenle özellikle oyun odaklı bir sistem toplayacaksanız 1400 lira olan Ryzen 5 2600 değil 1050 Türk Lirası'na Ryzen 3 3100'ü almanızı tavsiye ederim. RTX 2060'a kadar çok büyük rahatlıkla besleyeceğini söyleyebilirim işlemcimizin ekran kartlarımızı. 2080 ve üstü kartlar varsa 3100 besleme konusunda sizler için sıkıntı yaratabilir. Bir sonraki işlemcimiz Intel'den geliyor. Bu sene özellikle düşük fiyat indirimlerinin bol bol yapıldığı 10100F benim sizler için önereceğim düşük bütçede ikinci işlemci olacak arkadaşlar. Şu an vatanda 841 lira olan işlemcimiz İtopya'da ve diğer sitelerdeydi, indirimdeydi. Bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi işlemcilerden biri olan i3-10100F, 3.6 GHz stok, 4.3 GHz ise turbo hıza sahip. 4 çekirdekten oluşan işlemcimizin tek bir çekirdek performansı da gayet tatmin edici. 800-700 lira bandında kaçırmamanız gereken bir işlemci olduğunu düşünüyorum i3-10100F'in. Önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Ryzen 3 3100'ün üvey kardeşi olan R5 2600X bir sonraki tavsiyem olacak sizler için. Ryzen 3 3100'den yaklaşık olarak 4 ila 6 FPS arasında daha az performans veriyor Ryzen 5 2600X. 2600'den şu an sadece 25 lira daha pahalı. Daha fazla GHz'e stok olarak 25 liraya hayır diyemeyiz. Pek şunu sorabilirsiniz. Madem oyunlarda daha düşük FPS veriyor, bize neden öneriyorsun? Sebebi şu arkadaşlar. Bu öneriyi oyun bazlı değil, daha çok render ve tasarımıyla uğraşıp çok bu çekirdek performansına ihtiyaç duyan arkadaşlar için yapmaktayım. Onlar için Ryzen 5 2600X fiyat performans açısından mükemmel bir işlemci tercihi olacaktır. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş orta bütçedeki arkadaşlar için tavsiyelere başlayalım. Benim orta bütçeden kastım 1500 Türk Lirası'yla 2500 Türk Lirası'dır. İlk tavsiyemiz AMD tarafından geliyor. Ryzen 5 3600 bu bütçe kapsamında sizler için ilk tercihim olacak. 3.6 GHz stok, 4.2 GHz boost frekans hızı, 7 nanometre üretim teknolojisi, çoklu ve tek çekirdek performanslarıyla hem oyun hem de render kısmında fiyat performans olarak tercih edilebilir işlemci modeli Ryzen 5 3600. 35 MB ön bellek, 6 çekirdek ve 12 inç parçacığımızın da işlemcimiz bünyesinde olduğunu unutmadan söyleyelim. Intel tarafında sizler için bir sonraki önerim 1570 lira gibi bir bütçeyle harika fiyat performans oranına sahip i5-10400F olacak. 2.90 GHz işlemci hızı, 4.30 GHz turbo hızı, 6'ya 12 çekirdek iç parçacığı oranına sahip işlemcimiz özellikle oyun tarafında çok güzel değerler elde etmemize yardımcı olmakta. AMD tarafında ikinci önerimse hem render hem de oyunlarda özellikle üstüne düşen işlemci yükünü rahatlıkla kaldıran ve yüksek performans elde etmemizi sağlayan modelimiz Ryzen 5 3600X'te.
6.12 çekirdek iş parçacı oranına sahip işlemcimiz 3.8 GHz stok, 4.5 GHz gibi güzel bir maksimum turbo hıza sahip tekli ve çoklu çekirdek performansında çok çok beğendiğim bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. 3600 XT'nin hatta 3900 XT'den bile daha fazla tekli çekirdek performansına sahip ki bu oran özellikle oyun oynamak isteyen, oyun bazlı bir sistem toplamak isteyen arkadaşlar için çok çok değerli bir oran. Intel tarafında ise son önerim i5-10500 olacak orta bütçede. 3.1 GHz stok, 4.50 GHz gibi güzel hız değerlerine sahip işlemcimiz, 6'ya 12 çekirdek iç parçacı oranına sahip Ryzen 9 3950X, 3800X, i7 7700K'dan daha fazla tekli çekirdek performansına sahip olan işlemcimiz oyun yönünde çok güzel bir fiyat performans ürün olduğunu göstermekte. Çok daha yüksek performans elde etmek isteyen arkadaşlar için önerilerimize başlayalım. Bana göre yüksek bütçede AMD'nin kralı bu yıl 5600X işlemcisi oldu. Tabii ki bu fiyat performans alanında, özellikle oyun alanında tekli çekirdek performans değerlendirmelerinde 3 ila 4. sıralar arasında gidip gelen işlemcimiz 3000 Türk Lirası civarındaki fiyat etiketini kesinlikle hak etmekte. 6 çekirdek 12 iş parçacı içeren işlemcimiz 3.7 GHz stok, 4.6 GHz turbo hıza sahip. Kesinlikle 3000 lira civarlarında bütçeye sahip olan ve oyun odaklı bir sistem toplamak isteyen arkadaşlar için birinci fiyat performans tercihim olacaktır 5600X. Intel tarafına geçersek bir sonraki tavsiyem 3800 lira bütçeyle i7-10700KF olacaktır arkadaşlar. 3.8 GHz stok, 5.10 GHz gibi yüksek bir turbo hıza sahip, hem render hem de oyunlarda profesyonel bir sistem toplayan ve yüksek performans almak isteyen arkadaşlar için gerçekten iyi bir tercih olacaktır i7-10700KF. Son olarak fiyat performanslardan sonra abi ben en yüksek performans almak istiyorum, çok çok profesyonel ve üst düzey bir sistem toplayacağım diyen arkadaşlara iki adet tavsiyem var. Bu dediklerim fiyat performans değil, benim kalabalık bir bütçem var ve en iyisini almak istiyorum diyen arkadaşlara geliyor. AMD tarafında Ryzen 9 5950X tercih edebileceğiniz şu anki en performanslı ve kaliteli işlemci olacaktır. $1400 fiyat etiketine sahip olan işlemcimiz 7 nanometre üretim teknolojisine, 64 MB ön belleğe, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip, 3.4 GHz stok, 4.9 GHz'de maksimum boost frekansı sunuyor bizlere. Hem render hem oyunlarda epik bir performans alacağınızı söyleyebilirim. Özellikle AMD'nin bu işlemcide kullandığı yeni teknolojik desteklerle ve Zen 3 mimarisinin de bu işlemcide kullanıldığını hatırlatalım. Zen 3 mimarisi gerçekten yüksek performans alınmasını sağlayan bir teknoloji AMD'nin işlemcilerinde kullandığı. Intel tarafında ise henüz gelmedi. Ancak 11. nesil i9 işlemciler çıktığında tercihim olacaktır. Ancak i9-10900K şu an için en yüksek performanslı işlemci olarak çıkıyor karşımıza. Kesinlikle profesyonel bir sistem toplayacak kişilerin tercihi olmalı. Intel tarafında i9-10900K. Ayrıca yavaş yavaş 11. nesil i9'un da performans testlerine ait detaylar paylaşılıyor.